Gün sonundan herkese merhabalar. Ben Harika Ertunç. Bugün 16 Kasım. Önümüzdeki 1,5 saatlik zaman diliminde hem yurt içinde hem de küreselde öne çıkan başlıkları sizlere aktaracağız derken hemen kırmızılarda ekranınıza geliyor efendim. Amerika Birleşik Devletleri'nden önemli verileri derlediğimiz bir haftayı kapatmak üzereyiz. Haftalık işsizlik maaşı başvurularını da karşıladık, değerlendireceğiz. Efendim önce başlıklarımız diyeceğiz ama Amerika Birleşik Devletleri'nden haftalık işsizlik maaşı başvurularını karşıladık. Editörüm Alare ekranlarınıza getiriyor. 231 bin kişi oldu haftalık işsizlik maaşına başvuranların sayısı. Bir öncekine göre ciddi dramatik bir artış söz konusu. Bir önceki 217 bindi. Beklenti ise 220 bin seviyesindeydi. Yani bu da demek oluyor ki Fed'in faiz artırımları artık istihdam piyasasını bozmaya başladı. Zaten enflasyonda beklentinin altında gelirken artık Fed için durma noktası neredeyse kesinleşti. Peki ne zaman artık indirim gelir? Biraz da onu konuğumuzla da detaylandıracağız aynı zamanda. Biz hemen dönelim bir yurt içi başlıklarımıza bakalım birlikte. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan finansal istikrar raporunda belli satırlara değindi efendim. Biz bu haftayı açarken zaten sizlere söylemiştik bu hafta çok önemli. Sayın Hafize Gaye Erkan'ın da ilk finansal istikrar raporu olacak diye. Sadeleşme adımlarının ve parasal sıkılaştırmanın etkilerini piyasa mekanizmalarının işlevselliğinde artış olması ve varlık fiyatlarının da sinyal niteliğinin güçlenmesi şeklinde gözlemlemeye başladık dedi. Aynı zamanda birazdan rakamlarımızı aldığımızda size bugünün verilerini de aktaracağız. Çünkü her perşembe olduğu gibi aslında oldukça da yoğun bir gündemden geçiyoruz. Neden? Çünkü Merkez Bankası'nın rezervlerini karşıladık. Kur korumalı mevduat, döviz hesaplarındaki artış ya da azalış verileri derken bugün oldukça veri seti yoğun bir günü geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Bu kapsamda açıklamalar dahilinde de Türk lirası mevduatın payı arttı. Kur korumalı ve döviz cinsi mevduat payları geriledi. Finansal istikrarın yanında parasal aktarımı da güçlendi şeklinde de değerlendirmelerde bulundu Hafize Gaye Erkan. Bireysel kredilerdeki büyüme azaldı ama ticari kredi tarafında güçlenme var şeklinde yine mesajlara da değindi. Aynı zamanda firmaların yurt dışı kaynaklardan tesis ettiği finansman artmaktadır dedi. Şimdi bu noktayı birazdan sevgili hocamız Filizler Yılmaz'a soracağım. Çünkü bu halen o zaman içeride finansman maliyetlerinin yüksek olduğu ve tercih edilmediği anlamına mı geliyor? Soru işareti. Onu konuşacağız Filiz hocamızla birlikte. Aynı zamanda Türkiye'deki hane halkının kendi paydaşları arasında, sınıftaşları arasında daha doğru ifadesiyle oldukça düşük olduğunun da altını çizdi Başkan Hafize Gaye Erkan. Peki gelsin ikinci başlığımız, bir diğer başlığımıza devam ediyoruz. Kur korumalı mevduatta düşüş ivmesi hız kesmedi efendim. Az önce aktardığımız başlığın devamı niteliğinde aslında 83 milyar TL'ye çok yakın bir rakam gerileme kaydedilirken 2.8 trilyon seviyesinde, trilyon TL seviyesinde hala kur korumalı mevduat düzeyi 100 milyar doların altında. Ama burada ne hızda sağlıklı bir çıkış sağlanacak? Bu da birazdan değerlendireceğimiz ve detaylandıracağımız başlıklardan bir tanesi. Bir diğer başlığımıza geçelim. Konut fiyatları diyeceğiz şimdi. Konut fiyat endeksi Eylül'de aylık %4.3 ve yıllık bazda da yaklaşık %90 artış kaydetti efendim.
Eylül ayı verilerini karşıladık. Eylül'de aylık bazda baktığımızda %4.3 artış kaydedilirken yine yıllık bazdaki artış da %90'a yakındı. Konut fiyat endeksinde artış devam ederken cebimizi etkileyen bir diğer haber gelsin şimdi ekrana. 18 yaşını geçen herkes aslında ilk olarak nereye koşuyor? Sürücü kurslarına koşuyorlar. Herkes bir ehliyet almak istiyor. Ama ehliyet maliyetleri gitgide cep yakmaya başladı. Zira önümüzdeki sene bu maliyetin 20.000 TL'yi bulacağını belirtiyor uzmanlar. Tabii burada kursların da maliyetleri artmakta. Hem öğretmen ücretleri hem akaryakıt fiyatlarındaki artış derken bir yandan araç bakım maliyetleri bizim de maliyetlerimiz arttığı için biz eğitim ücretlerini artıracağız şeklinde açıklamalar gelmiş sürücü kurslarından. Bununla birlikte harçlarda da bir artış bekleniyor. Dolayısıyla hepsi üst üste konduğunda ne yazık ki önümüzdeki sene ehliyet almanın maliyetinin de artacağı belirtiliyor efendim. Şimdi rakamlarımız diyelim ve günü kapatmaya hazırlanırken hangi rakamlarla devam ediyoruz birlikte bakalım. Borsa İstanbul 100 ana endeksi 7.795 puanda yükselişle aslında 1-2 günlük daha düşük risk iştahının bugün biraz daha yerini alımlara bıraktığını söyleyebiliriz. Zira bankacılık endeksi gün içinde %2 artıdaydı. Bununla birlikte CDS primlerimiz geriliyor. Bunun pozitif etkilerini görüyoruz derken şöyle bir borsa cephesindeki genel atmosferi aktaralım sizlere. Bankacılık endeksi %2.56, holding endeksi %1.33 değer kazandı sadece günün ilk yarısında. Bununla birlikte borsada yatırımı olanlar finansal istikrar raporunu ve buradaki satırları takip ettiler. Küresel pay piyasalarındaysa Fed'in faiz artırımlarında artık sona geldiğine kesin gözüyle bakılıyor neredeyse. Sadece bir sembolik artırım daha yapılır mı yapılmaz mı noktasında bir nebze ayrışma var. Asıl ayrışma önümüzdeki sene Fed hangi hızda ve ne kadar faiz indirecek noktasında şekilleniyor aslında. Birazdan MT ekranımız geldiğinde onun da alt detaylarını sizlerle paylaşacağız ama yine yurt içinden devam etmek gerekirse Deutsche Bank önümüzdeki sene Türk tahvillerinin gelişmekte olan ülkeler arasında en çok dikkat çeken tahviller olacağını belirtmiş efendim. Bununla birlikte yine CDS primimizdeki gerileme de devam ediyor. Konut fiyat endeksini aktardık sizlere ve Borsa İstanbul tüm bunlarla birlikte bugün yükselişte. Bankacılık endeksindeki yükseliş az önce söylediğimiz gibi endeks üzerinde itici bir etki yapıyor %2 kadar. CDS'teki gerileme de devam ediyor. Dolar TL'ye baktığımızda 28.67 seviyeleri an itibariyle bizi karşılıyor. Yine borsa cephesinden şunu da aktaralım sizlere. Az önce söyledik bugün perşembe olduğu için yoğun bir ekonomik takvimi geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Bunlardan bir tanesi de yabancı yatırımcıların hisse performansıydı. Uzmanlarımız bize sıklıkla şunu aktarıyorlar. Hisse tarafına güçlü bir yabancı girişi yok diye bu haftanın verilerinde dikkat çeken bir yükseliş var aslında. 7.3 milyon dolarlık hisse alımı var yabancı tarafında baktığımızda. Net rezervler de yükseldi. Yine bugün karşıladığımız verilerden bir diğeriydi. 25 milyar dolardan daha fazla net uluslararası rezervler geçtiğimiz hafta itibariyle 707 milyon dolar artarak yükselmiş efendim. Döviz mevduatlarında da bir düşüş söz konusu. Yani finansal istikrar raporunda belirtildiği gibi yatırımlarda TL enstrümanların payı gitgide artıyor ki birazdan yine bunu da sevgili Filiz hocamızla değerlendireceğiz bu başlıkları da. Euro TL'yi söyledik 31.17 seviyelerinde yarım dolar yarım euronun karşılığı olan kurs sepeti de elbette Euro TL ve Dolar TL'deki yükselişle birlikte aritmetik olarak yükselişini sürdürüyor. 29.92 seviyelerinde gram altın bir nebze daha ons altına paralel hareket ediyor. 1817 TL'den işlemler geçiyor. Devam edelim. Buradan MT ekranımız gelsin. Bakalım MT ekranımızda ons altın gram altına ne kadar destek oluyor ya da köstek oluyor. Desteğini görüyorsunuz efendim. 1970 dolardan işlemler geçiyor. Zira az önce söylediğimiz gibi şimdi haftalık işsizlik maaşı başvurularını karşıladık. Artış var bu noktada. Geçtiğimiz haftalarda tarım dışı istihdam beklentinin altında kalmıştı. Özel sektör istihdamı beklentinin altında kalmıştı. Yani istihdam piyasası aslında Fed'e şu sinyali veriyor. Bizim faiz artırımı için size ayırdığımız alan artık daraldı. Biz artık istihdam piyasası olarak daha fazla faiz artırımına
eşlik edemeyeceğiz şeklinde bir mesaj olarak da değerlendirilebilir istihdam piyasasındaki bu bozulma. Enflasyon da zaten hedef seviyelere yaklaşmakla birlikte hala hedef seviyelerde değil. Bu anlamda Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin'den de hala ben bir faiz artırımını masada tutuyorum şeklinde bir değerlendirme olsa da finansal piyasalar bu açıklamaya kredi vermiyor efendim. Finansal piyasalar faiz artırımları tamam artık indirim konuşalım şeklinde bir mesaj veriyorlar aslında Fed yöneticilerine. Brent petrole baktığımızda 80 dolar, ABD tipi ham petrole baktığımızda ise 76 dolar seviyeleri an itibariyle bizi karşılarken bir de gidelim kripto para ekranımıza bakalım. Bitcoin gördüğü, geçtiğimiz hafta gördüğü 38 bin dolar seviyelerinden çok yatay bir gerileme kaydetse de çok uzun zaman sıkıştığı 27 bin, 28 bin dolar bandına baktığımızda aslında geldiği seviyeler itibariyle son derece güçlü yükselişler kaydetti. Dünkü işlemlerde sadece %6'nın üzerinde değer kazandı. Bugün gün içinde nispeten biraz daha sakin bir hareket gördük biz kripto para piyasasında ama son 24 saate kripto paraların değeri yaklaşık olarak %5 değer kazandı. Bu noktada ETF haberlerinin etkisini görüyoruz. SEC'ten bir erteleme geldi. Birazdan devre Bey'le detaylandıracağız bu konuyu da. İkinci en büyük kripto para birimi olan Ethereum'a baktığımızda da 20.034 dolar seviyelerini görüyoruz. Bitcoin'in yükselişine eşlik ediyor aslında Ethereum. Ama şu an bu seviyeler ne kadar kalıcı olacak ya da artık bunlar göreceğimiz seviyelerin en düşüğü mü? Bunları değerlendireceğiz ve detaylandıracağız. Blok zincir ve kripto para eğitmeni Devrim Danyal bizimle birlikte. Efendim merhaba, hoş geldiniz. Sevgili Erkan'ım merhabalar, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Şimdi isterseniz böyle kripto para ekosistemine genel bir değerlendirmeyle bakalım. Şu son yükselişi biraz değerlendirelim. Zira kripto para yatırımcıları artık tam bitti dedikleri yerden yeniden bir güçlenme yaşadılar ve sert bir yükseliş kaydedildi. Devam edecek mi bu yükseliş? Şu anda göstermiş olduğumuz ekranda biraz düşüşler varmış gibi görünse de belirttiğiniz gibi son 24 saat içerisinde oldukça yeşil bir ekranlar. Kırmızılara yatay sürece çok fazla bel bağlamıştık ve oradaki o sürecin ne zaman kalacağını merak ediyorduk. Ve bu son işte bir hafta içerisinde özellikle o kırılımları bize gösterme ve yukarı yönlü bir harekete başladı. Tabii ki düzeltme hareketleri de geliyor. Bu düzeltme hareketleri sağlıklı yükselişin en büyük göstergelerinden. O yüzden de mümkün olduğunca bu inişli çıkışlı süreçler artık ekosistem tarafından kabul edilebilir halde bu kripto para yatırımcıları risk iştahı fazla yüksek olan bir kurgu olduğu için özellikle bunları artık absorbe eder hale geldiler. Eskisi kadar böyle ciddi anlamda tepkiler vermiyorlar. Ajanslara düşen son haberlere baktığımız zaman bunun devamıyla ilgili de destekleyici süreçler var. Özellikle BlackRock'ın demin belirtmiş olduğunuz gibi ETF süreçleri biliyorsunuz sürekli gündeme geliyor. Özellikle BlackRock bu piyasa içerisindeki en büyük fonlardan bir tanesi ve özellikle Bitcoin'i bu ETF ekosisteminin içerisine dahil ederse hem kendi müşterilerine hem kurumsal hem de bireysel müşterilerine daha fazla olarak oradaki ciddi anlamda hem bilinirliği arttırmaya başlayacak hem de 1,5 trilyon civarında olan bu hacmi daha yukarılara çekmesi planlanıyor. Son dakikalar içerisinde BlackRock'ın bir Ethereum ETF başvurusu daha yaptığı da SEC'e ajanslara düştü. Benim de belirtmiş olduğum gibi. Ancak bu süreçlerin içerisinde de SEC'le tamamen bir köşe kapmaca oynanıyor. Bir başvuru olduğu zaman SEC bunu hep öteliyor ve biliyorsunuz son öteleme sürecinde artık gelecek 2024'ün Nisan ayı civarında tamamlanması yani son kararın çıkması bekleniyor. O yüzden de bunun da piyasa uzmanları tarafından yapılmış olan öngörülerde kabul edileceğine dair bir yüksek bakış açısı var. Bunun haricinde gene son noktada Tether ve bu özellikle Tether'in çıkış noktasındaki Bitfinex'in davası yavaş yavaş gündeme gelmeye başlıyordu ve onunla ilgili bir karar bekleniyordu. Bugün hakim vermiş olduğu karar aşamasında davayı düşürdü. Özellikle Tether ve Bitfinex'in bu sürecin içerisinde bir nevi aklanmış olduğu ya da haklı olduğu ortaya çıktı. İddia neydi?
Tether'in ya da Bitfinex'in bu sürecin içerisinde 1 dolara karşılık elinde USDT ya da Tether'i tutmadığına dair, bunun karşılığının olmadığına dair bir suçlama vardı. Bir davacı tarafından açılmış mahkeme vardı. Ancak hakim bunun arkasındaki delillerin çok sağlam dayanakları olmadığını söyleyerek bu süreci tekrar davacıya farklı delillerin var mı diye iletti. O da bir itiraz etmedi ve karşılığında da bu dava düşmüş oldu. Bunun haricinde gene özellikle global bazda tabii ki kripto para ekosisteminin kabul edilebilmesi için ya da tabana yayılabilmesi, onun genişleyebilmesinin en temel unsurlarından bir tanesi insanlar tarafından kullanılıyor olması ve bu da o ilgili insanların bağlı bulmuş olduğu devletlerin ya da hükümetlerin alacağı kararlarla doğru orantılı. Burada da OECD'nin yani Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği örgütünün 48 ülkenin kendilerine vermiş oldukları bir taahhüdün gündeme geldiğini görmeye başlıyoruz. Burada da özellikle Matthias Korman, OECD'nin genel sekreteri, 2022-2027'ye kadar düzeltiyorum. Bu sürecin içerisinde tüm bu 48 ülkenin ilgili kripto varlık ekosistemi içerisindeki hem şeffaf bir vergi süreci hem de diğer piyasalarla, yani konvansiyonel dünyadaki piyasalarla bir ayak uydurma sürecinin bu ekosistem içerisinde var olacağını bize belirtmiş oldu ve bundan da bir memnuniyet duyduklarını iletti. Bizim Türkiye'mizde özellikle neler oluyor diye bakarsak da bu hafta çok özellikle blok zincir ekosistemi için çok verimli geçti. Sadece kripto para değil, kripto varlıkların da var olduğu, özellikle akıllı sözleşmelerin ilk hayata geçişindeki en büyük platformlardan birisi olan Ethereum İstanbul'da Dev Connect zirvesini düzenlediği bir hafta boyunca yapılan etkinliklerle birlikte hala devam ediyor. Ve kurucusu Vitalik Buterin Türkiye'yi ziyaretinde ciddi anlamda bu konuda bakışları Türkiye'ye ve İstanbul'a çevirir hale gelmeye başladı. Ardından Emin Günsirer hocamızın başında bulunmuş olduğu Avalanche ekosistemi gene İstanbul'da büyük bir etkinlik düzenledi ve Avalanche 2.0'ın bu krizin içerisinde kripto paraların artık kripto varlıklara daha çok evrildiğini ve bireyselden daha çok kurumların konvansiyonel dünyadaki bunlar bildiğimiz büyük global gruplar olarak ekosistemde bireylere daha farklı imkanlarla bu blok zinciri tanımlarını gerçekleştirebileceklerini söyledi. Bu sürecin gitmesindeki en artı değerlerden birisi olarak Web 3.0 örnek gösteriliyor ve bu Web 3.0'ın da demin başta belirtmiş olduğumuz gibi insanlar tarafından kullanılıyor ve bilinirliğinin artıyor olması lazım ki daha geniş kitlelere yayılsın. O açıdan da yeni bir destekleyici sürece daha girdik. O da kripto paraların artık bizim real world asset dediğimiz gerçek dünya parçacıklarıyla, gerçek dünya varlıklarıyla birlikte artık tokenize edilebiliyor olması. Bütün bunların hepsi de yeni akıllı sözleşmeleri tamamen o sistemin içerisinde yüksek değerlere ve insanların bilinirliğini arttırmaya başlayarak geliyor. Burada da ağ babası olarak yükselendirdiğimiz Bitcoin ve ardından gelen işte Ethereum, Avalanche ya da Polkadot gibi, bu Matic gibi tamamen akıllı sözleşmeleri işleyen ve layer 2 çözümler sunan farklı uygulamalarla birlikte kripto paralardan kripto varlıklara ve bu dünya varlıklarına da ekosistem içerisinde daha bu tarafa blok zincirinin artı değerlerini kullanarak Web3 tanımını daha altı doldurulacak şekilde karşımıza çıkartıyor diyelim. Şimdi Devrim Bey, siz zaten önümüzdeki süreçte beklenebilecek seviyeleri ve gelişmeleri değerlendirdiğiniz için ben son sorumu size biraz daha farklı bir açıdan sormak istiyorum. Şimdi kişisel olarak da çok fazla blok zincir yayını yapıyorum, kripto para yayınları yapıyorum. O yüzden şunu gözlemleme fırsatım oldu açıkçası. Blok zincir ekosistemi için Türkiye çok verimli bir ekosistem, içinde barındırdığı potansiyelle birlikte. Ama siz bu konunun eğitmenisiniz, yıllarınızı vermişsiniz, sizin değerlendirmeniz çok çok daha kıymetli olacaktır. O yüzden ben size Türkiye blok zincir ekosistemi için ne ifade ediyor, böyle geniş bir perspektiften soru sorayım.
Öncelikle bireysel olarak size belki ekosistem adına teşekkür etmek gerekir. Sizinle bu göstermiş olduğunuz sürecin içerisinde gurur duyuyoruz. Varlığınız ekosistem için gerçekten önemli. Bununla başlamış olayım. Ardından da tabii ki Türkiye ve İstanbul bu işin başkenti ya da merkezi olması konusunda çok büyük bir gruba ve çok büyük bir ekosistem yapısına sahip. O yüzden senelerdir olması beklenen süreçler yavaş yavaş İstanbul'a geliyor. Ve tabii ki bunların deneyimler lenmesi de varlık süreçlerinde özellikle İstanbul'u da iş yapılabilir ve bu konunun merkezi haline getirecektir diye düşünüyoruz. Burada birazcık herkesin en azından çekinse de ya da bunları birer böyle konvansiyonel dünya varlıklarına göre ya da oradaki finansal enstrümanlara göre birazcık daha riskli bulsa da denemesinde fayda olduğunu düşünüyoruz. Bununla ilgili de özellikle biliyorsunuz merkez bankalarımızın başlatmış olduğu bu dijital para uygulamaları da yavaş yavaş artık bizim nakitin ya da kağıt paraların bu sistemin içerisinde azalmaya başlayacağını ve tamamen dijitalleşmeye başlayacağımızı gösteriyor. Özellikle kayıt dışı ekonomi süreci içerisinde de bunlar oldukça desteklenen projeler. Tabii ki global bazda da bütün bunların hepsine biz bir kaynak sağlayacak. Özellikle kripto para ya da kripto varlıktan onların görünmeyen buzdağının altındaki blok zincirden daha fazla faydalanabilir hale getirebilirsek ülkemiz için de çok büyük bir artı değer olacaktır ki bunu yapacak çok genç bir nüfusa sahibiz, çok ilgili bir nüfusa sahibiz. Sadece burada birazcık eğitimle ve birazcık işin pratiğine dokunmakla hepimiz bence ciddi anlamda Türkiye olarak bu konuda globalde adımızdan söz ettiğimiz hale geleceğiz. Çok teşekkür ediyorum blok zincir ve kripto para eğitmeni Devrim Danyal aktardıklarınız için. Araya gidiyoruz efendim. Aranın ardından karşınızda olacağız. Programımızın ilk bölümünde aktarmıştık sizlere. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ikinci finansal istikrar raporunda bankacılık ve reel sektörün kur ve faiz risklerini yönetebilecek durumda olduğunu belirtti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Kasım 2023 dönemine ilişkin finansal istikrar raporu yayımlandı. Raporda bankacılık ve reel sektörün kur ve faiz risklerini yönetebilecek durumda olduğu belirtilirken, hane halklarının faiz yükünün bir miktar artabileceği değerlendirmesine yer verildi. Raporun ön sözünde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın fiyat istikrarı ve finansal istikrar hedeflerimize taviz vermeden kararlılıkla ilerleyeceğiz sözlerine yer verildi. Erkan, enflasyonla kararlı mücadelemizi Haziran ayında başlattığımız güçlü parasal sıkılaştırmayla sürdürüyoruz diye belirtti. Getiri eğrisinin kısa ucunda faizlerin politika faiziyle uyumlu seviyelere yükseldiğini ve aktarım kanalının güçlendiğini belirten Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, getiri eğrisi görünümündeki normalleşmenin devam edeceğini öngördü. Para politikasının sadeleştirilmesi sürecinin aktarım kanalının yanı sıra bankaların bilançolarını da olumlu etkilediğini kaydeden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bankaların kur ve faiz risklerini yönetebilecek yapıda olduğunu belirtti. Raporda reel sektör firmalarının likit bilanço yapıları, yüksek karlılık ve azalan borçluluk oranları, finansman maliyetlerindeki artış kaynaklı riskleri yönetebilecek kapasitede olduğunu göstermektedir ifadeleri yer aldı. Doçent Doktor Filizer Yılmaz'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, merhabalar. Merhabalar Harika Hanım, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Uzunca bir aranın ardından sizi görmek çok keyifli tekrar. Kesinlikle benim için de öyle. Her zaman sizinle olmak çok büyük mutluluk benim için Harika Hanım. Çok teşekkür ederim hocam. Şimdi arkadaşlarımızın kaleme aldığı finansal istikrar raporuna ilişkin haberimizi izleyicilerimizle de paylaştık. Sizin özellikle hangi bölümler dikkatinizi çekti? İsterseniz bir nasıl buldunuz istikrar raporunu bir değerlendirelim. Tabii Harika Hanım, şöyle söyleyeyim, yani bu özellikle yeni Merkez Bankası yönetimiyle birlikte
tıpkı enflasyon raporu olduğu gibi artık finansal istikrar raporları da Merkez Bankası için piyasayla iletişim kurma ve piyasaya sözlü yönlendirme, sözlü iletişim kurma noktasında oldukça önemli. Bunun temel sebebi şu, daha inandırıcı, daha gerçekçi analizler görüyoruz. Dolayısıyla bu noktada geçmiş dönemlerde aslında çok da etkisi olmayan finansal istikrar raporunun bugün itibariyle gördüğünde bu Merkez Bankası'nın doğru adımlar atmasıyla birlikte piyasa nezdinde de etkisinin daha güçlü olduğunu görüyoruz. Şunu söyleyeyim ilk olarak, yani Haziran'dan bu yana uyguladığımız parasal sıkılaşma, tabii burada bütüncül bir yaklaşım, hem faiz artışı bununla birlikte miktarsal sıkılaşma, seçici kredi politikasının etkilerini görmeye başladık diyor. Sadece bu değil, sadeleştirme adımları uyguluyoruz vurgusu var. Yine birlikte bu parasal sıkılaşma ve sadeleştirme adımlarını da görüyoruz diyor. Şimdi özellikle son dönemde Türkiye'de bazı ne diyelim yabancı kurumların, bankaların özellikle bu bilançolarındaki risklere vurgu yaptığını görmüştük. Tam da onun üzerine bankalarla ilgili, bankaların işte bilançolarında hem kur riskini hem faiz riskini reel sektörle birlikte yönetebilecek durumda olması, göreli olarak burada bir sıkıntı görülmemiş olması da bence bu açıdan oldukça önemli. Bunun yanı sıra şunu görüyoruz, bundan sonraki sürede parasal sıkılaşmanın devam etmesiyle birlikte faizler, yani borçlanma maliyetleri artacak. Dolayısıyla bu borçlanma maliyetlerinin özellikle hem halka açık olan hem halka açık olmayan şirketler tarafında da beklenildiği kadar çok olumsuz etki yaratmayabileceği. Buradaki tabii temel gerekçe şu, işte genel olarak özellikle halka açık şirketlere baktığımızda bilançolarında hem karlılıkların yüksek olması hem genel olarak borçluluk oranlarının düşük olmasını olumlu olarak nitelendirmesi de bence gayet kıymetli. Çünkü piyasada bu da merak edilen noktalardan biri. Bunun yanı sıra ticari kredi büyüme hızında istenildiği gibi bir artış olduğu vurgusu olduğunu görüyoruz. Para politikasının bir diğer bacağı şu elbette. Yani eski tabiriyle liralaşma dediğimiz TL mevduat payını toplam mevduatlar içinde artırma noktasında da yine enflasyon raporunda vurgulandığı üzere TL mevduat payının giderek arttığını, mevduatlar içerisinde kur korumalı mevduat ve yabancı mevduat payının da giderek azaldığına yönelik bir vurgu var. Yani burada temel vurgu, attığımız adımlar aslında istediğimiz sonuçları peyderpey sağlıyor. Tabii burada gözler şurada, son dönemde istenir bir büyümenin elde edilmediği bireysel tüketim tarafındaki o düşüş eğilimi istenir durumda değil. Oradaki vurguya da baktığımızda orada da bir yani bireysel tüketimin iç buna bağlı iç talepte bir yavaşlama olduğu vurgusunu da görüyoruz. Haliyle genel olarak piyasanın da ben yani şu an borsa tarafında, bankacılık tarafında da açıkçası bu raporun olumlu karşılandığını da görüyorum. Bu noktada oldukça kıymetli bence. Evet hocam, şimdi benim şu satır bir dikkatimi çekti. Ben size orayı sormak istiyorum. Özellikle küresel finansal koşullardaki sıkı görünüme karşın firmaların yurt dışı kaynaklardan temin ettiği finansman artmakta ve dış borç yenileme oranındaki güçlü seyir devam etmektedir diyor. Şimdi ben burayı yanlış mı anladım hocam? Yani şirketler yurt dışından finansman sağlamayı, yurt içinden finansman sağlamaya tercih mi ediyorlar o zaman? Yurt içinde hala finansman maliyeti yüksek mi demek bu? Fark Hanım şöyle, yani orada temel vurgu aslında evet kısmi olarak bu vurgu da var ama şunu biliyoruz, yani şirketler tarafından hani yurt içi borçlanma ve yurt dışı borçlanma tarafı da elbette devam ediyor. Yani burada temel vurgu benim anladığım kadarıyla şu, burada ülkeye bir güven var. Dolayısıyla ülkeye olan güven sadece makroekonomik anlamda hazinenin tahvillerine yönelik değil, bizim şirketlerimizin eskisine göre daha düşük ve daha rahat bir şekilde ve güçlü bir şekilde borçlanıyor olmaları da aslında hani bizim uyguladığımız politikaların hem sonuçsal olarak bir karşılığı hem de güven anlamda karşılığın bir göstergesi. Hatta tam da bu noktada şöyle bir tartışma var. İşte yabancı yatırımcı gelmiyor. Yabancı yatırımcının gelmesi zaman alacak. Bazıları diyorlar ki yani aslında yabancı yatırımcıyı sadece işte borsadaki takas oranına bakarak ya da işte tahvil piyasasına giriş olarak bakmamak gerekir. İşte hazinenin bir ihaleye çıktığında ona gelen talep, aynı şekilde özel şirketlerin yurt dışından borçlanmalarının eskisine göre çok daha güçlü olması da aslında yabancının Türkiye'ye çok net bir şekilde ilgi gösterdiğinin bir açık ifadesi. Dolayısıyla bu konuda çok da umutsuz olmamak gerektiği noktasında bir görüş açısı da var. Tabii şu var, yani şöyle bir durum da var. Türkiye'de şirketler bazında baktığımızda iç borçlanma
yani yakın vadede baktığımızda dış borçlanmaya göre bir miktar hem daha maliyetli, dediğiniz doğru olurgu, hem de biraz daha zor. Özellikle bizde içeride tasarruf oranlarının bir miktar düşük olması, bir miktar daha mecburen de olsa gerek kamu tarafını gerek özel sektör tarafını dışarıya da mecbur bırakabiliyor Harkan. Şimdi yabancı yatırımı demişken isterseniz bugün açıklanan şu taze veriyi de biraz değerlendirelim. Hazine ihalelerine talebe de bakalım dediniz. Özel şirketlerin yurt içi borçlanmaları da bu anlamda dikkat edilmesi gereken parametrelerden bir tanesi dediniz. Yabancı yatırımcı da 7.3 milyon dolarlık hisse aldı aynı zamanda. Bu o taraftaki stabiliteye aslında çok uygun bir hareket değil. Yani yabancı yatırımcı borsaya ciddi bir giriş yapmıyor eleştirileri söz konusuydu. Ama şöyle bir baktığımızda 7.3 milyon dolarlık hisse fena görünmüyor sanki. Nasıl değerlendirmek gerekir? Kesinlikle öyle Harika Hanım. Yani bugünkü gelen rakamlarda hisse tarafı ve özellikle de tahvil tarafı çok dikkat çekici. Hatta geçtiğimiz hafta 10 Kasım haftasında Eylül ayından bu yana en güçlü tahvil alımının olduğunu görüyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam 131 milyon dolarlık bir tahvil alımı var. Dolayısıyla zaten son dönemde yabancı kurumların da çok işaret ettiği yer tahvil piyasası. Çünkü gerek işte rasyonelleşme adımları, gerek artık bankaların uzun vadeli tahvil tutma zorunluluğunun ortadan kalkması, gerek politika faiziyle fonlama maliyetinin artmasıyla hem öncelikle kısa vadeli tahvil hem de uzun vadeli tahviller tarafında bir yükseliş var. Bununla yetinmiyoruz. Aynı zamanda negatif bir verim eğrisi oluşuyor. Olması gereken bu. Çünkü sıkı para politikası uygulanıyor ki bugünkü finansal istikrar raporunda da aslında bu verim eğrisinin artık eskisinden farklı olarak oluşması da varlık fiyatlarının da artık çok daha doğru yerlerde belirlendiğini gösteriyor. Dolayısıyla gelen raporlar şunu söylüyor. 2024 gelişmekte olan ülkeler için tahvillerin çok cazip olduğu bir yıl olacak ki en dezavantajlı konumda olan Türkiye tahvilleri en avantajlı konumda olacak. Bunu zaten yakın vadede bugün gelen veriden de çok net anlıyoruz ama orada şunu görüyoruz. Yabancıların bir takım beklentileri de var. Bir miktar bekle gör modundalar. Özellikle kısa vadeli tahvillerde bir düzeltme olması gerektiği olacağı kanaatindeler. O düzeltmeyi bekliyorlar. Dolayısıyla bir iki ay daha bekleyip o düzeltme sonrasında girişin çok daha doğru bir zamanlama olacağı kanaatindeler. Haliyle yani son gelen rakamda da evet hisse tarafına da giriş var ama tahvil tarafına teveccüh şu an için daha güçlü gibi görünüyor Harkan. Hocam siz Deutsche Bank'ın değerlendirmesine atıfta bulundunuz. Ben de tam aslında onu soracaktım size. 2024'ün tahvil piyasası adına gelişmekte olan ülkeler kategorisinde yıldızı Türkiye olacak diye bir değerlendirmeleri vardı. Geçtiğimiz günlerde de aslında bazı ekonomistler tarafından iyi, bazıları tarafından çok da öyle iyi değil. Hani neye bu kadar sevindiniz diye değerlendirilen bir konu vardı. Goldman Sachs'ın Türkiye oyuna geri döndü başlıklı. Carry trade anlamında sağlayacağı avantajlar üzerine konuşuluyordu. Yani bir yandan büyük bankaların değerlendirmelerinin olumluya doğru revize edildiğini görüyoruz. Bir yandan bugün finansal istikrar raporunu karşıladık. İşte dezenflasyonist sürecin ciddi anlamda başlayabilmesi için daha fazla adımlar atılacağını biliyoruz. Öte yandan bir de 11 Ocak'ta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan'ın da New York'ta bir yatırımcı toplantısı olacak yine. Bütüne bakalım diye tüm bunları özetledim hocam. Bütüne baktığımızda Türkiye ekonomisi yeni yıla nasıl başlayacak? Evet Harika Hanım, şöyle değerlendirelim. Yani genel olarak piyasa bir kere hani bu en başından bu yana hem ekonomi yönetimine hem de özellikle bu yabancılarla görüşme, kendimizi yabancılara anlatma, onlarla toplantı yapma adına ciddi bir kredi verdiğini gördük. Dolayısıyla tam bu savaştan önce hatta 8500'lerde borsanın patinaj yapma sebebi de buydu. Yabancının gelmesi vakit alacak. Bu zaten yani genel olarak ekonomistlerin hem ülke içinde hem ülke dışında genel tahmini bu yöndeydi. Fakat piyasa bunu çok bir miktar fiyatlamak istemedi. Fakat özellikle de Sayın Mehmet Şimşek'in de bu iş biraz zaman alacak söylemiyle birlikte piyasada bu gerçekle yüzleşmiş oldu. Çünkü önümüzde bir seçim var. Dolayısıyla özellikle yabancı yatırımcı hani bu politikalar ne kadar sürdürülebilir onu görmek istiyor. Seçim geçtikten sonra acaba eski politikalara geri mi dönülecek bunu görmek istiyor. Buraya şöyle bir parantez açayım. Artık eskisinden daha kuvvetli bir şekilde yeni ekonomi yönetiminin seçimden sonra da görevde kalacağına inanıyorlar. Çünkü seçim sonrası sürede 4 yıllık bir süre olacak ve bu sürede seçim olmayacak. Dolayısıyla ekonomi yönetimi rahat bir şekilde ekonomik sorunlarla baş edebilir. Çünkü seçmeni ikna etmeyi gerektirecek bir süreç olmayacak. Dolayısıyla seçmen karşısında bir sınav verme durumu olmayacağı için
rahatlıkla ekonomiyi daha daraltıcı, seçmenin tabiri caizse hoşuna gitmeyecek politikaları uygulama alanı olacak. Dolayısıyla yabancı buraya da çok vurgu yapıyor. Haliyle yabancı biraz şunu bekliyor. Evet, biraz daha emin bu politikaların uygulanacağından ama tam olarak emin olduğunda yine de söylemek doğru olmaz. Hala şart koyanlar var. Hocam bir parantez açabilir miyim orada? Çok özür dilerim, lafınızı bölüyorum. CDS primindeki gerilemeyi de buna mı bağlamak lazım? Tarık Hanım, kesinlikle öyle. Yani aslında CDS'teki bu hafta 357'lere, 356'lara geri çekilme manidar. Geçtiğimiz haftada hatta enflasyon raporu sunumundan bu yana bir geri çekilme var. Neye rağmen bir savaş var ki biz bu savaştan piyasa anlamında olumsuz etkilendik. Buna rağmen bu şunun göstergesi, yani piyasa bu işin çok büyüyeceğine inanmıyor. Bunun getirdiği bir bakış açısı var. Bunun yanı sıra tabii enflasyon raporunu piyasa olumlu karşıladı. Sıkı para politikasının devam edeceğini düşünüyor. Özellikle Merkez Bankası'nın 2024'e dair sunduğu bence çıktı açığı tahmini enflasyon beklentisiyle uyumlu. Evet, belki piyasa şu an %40-45 arası bekliyor 2024'ü ama Merkez Bankası'nın özellikle büyümeden, yani yumuşak inişle değil de bu %36'lık enflasyonu büyümeden ciddi fedakarlık yaparak biz ancak böyle bu güçlü dezenflasyonu süreci sağlarız bakış açısını da olumlu karşıladı. Dolayısıyla onun da etkisi olduğunu düşünüyoruz. Tüm bu etkenlerle birlikte bu CDS'teki geri çekilme önemli. Burada tabii 300 kritik bir barem. Özellikle 300'ün altına inme bence çok daha farklı bir patikayı, çok daha farklı bir konjonktürü Türkiye'ye kazandıracaktır. Zaten 300 üstü kırılgan ekonomiye işaret ediyor. Yani onun akademide de bir karşılığı var. Dolayısıyla 300 altına indiğimizde çok daha farklı bir konjonktürle karşı karşıya kalırız. Şimdi küresel tarafta da özellikle bu Amerika'nın son tüfe verisi sonrası bir miktar daha olumluya dönmüş gibi görünüyor. Tabii bence piyasa bir miktar fazlaca oraya iyimser bir bakış açısı sundu ama genel olarak küresel tarafta da eğer işte savaş daha kötüye gitmez, daha uzun süre daha yüksek faiz retoriği ne yönde başta gelişmiş sonra da gelişmekte olan ülkeleri olumsuz ettiler, buraları da elbette takip etmek gerekecek ama öyle veya böyle 2024'ün ikinci yarısı itibariyle artık gelişmiş ülke merkez bankaları da faiz indirecekleri için daha olumlu, daha genişlemeci politikalara geçtiğimiz bir süreç olacak. Dolayısıyla hani beklemediğimiz siyah kuğular olmadığı sürece ben seçim sonrası 2024'ün ikinci yarısında başta tahvil piyasası olmak üzere yabancı tarafında girişin daha hızlanacağını düşünüyorum. Tabii orada şöyle bir riskimiz de var. Yani kredi notumuz yatırım yapılabilir seviyenin oldukça altında. Orada da bir takım olumlu revizyonlar görmeliyiz ki büyük fonlar izahnameleri gereği buraya girebilsinler. Haliyle şimdilik bekle gör modundalar. Seçim sonrası 2024 ikinci yarısı daha iyi bir süreç olacağı kanaatindeyim yabancı ile ilgili. Hocam peki borsa tarafı biraz daha stabil hareket ediyor. Tabii biz yayınlarımızda da sürekli şunu söylemeye çalışıyoruz. Borsaya aslında belki de bu yılın ikinci yarısında giren insanlar o 2022'deki yükselişleri bekleyerek, umarak girdiler ama her ne kadar halka arzlarla yine de iyi kazanımlar elde etseler de o 2022 gibi olmadı. Olmayacağını da zaten hikayesinin bambaşka olmasından dolayı böyle olmayacağını sizlerin de aracılığıyla aktarmaya çalışıyoruz. Ama günün sonunda bu son zamanlarda borsaya girenlerin yüzü çok fazla gülmedi aslında. Ben şunu merak ediyorum. Sayın Erdoğan'ın İsrail-Hamas konusundaki tavrı ortada ve net ama tonu gitgide sertleşiyor. Daha sertleşen bir tonda borsa üzerinde baskı görür müyüz? Tarık Hanım şöyle, evet bence görürüz. Tabii burada bu baskının şiddeti savaşın ne yönde güçlü fiyatlanacağıyla da çok alakalı. Yani savaş çok daha şiddetlenir, küresel tarafta da güçlü fiyatlamalara sebep olur ve kutuplaşmalara sebep olursa elbette bu açıklamaların başta borsa olmak üzere piyasa üzerine etkisi çok daha büyük olur. Ama şu fiyatlama, yani sadece kısmi savaş endişesi, bu iş zamana yayılır, İsrail ile Filistin arasında devam eder, İran, Lübnan veya Suriye'nin dahil olacağı bir süreç olmazsa bu tarz açıklamalar elbette dönem dönem evet, doçent doktor Filizer Yılmaz'la sohbetimize birazdan devam edeceğiz. Bağlantımızda ufak bir problem oldu. Biz o arada haberimizi izleyelim. Haberimizin ardından hocamızı da tekrar ağırlayacağız efendim. Asgari ücret konuşacağız aynı zamanda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Işıkhan, 2024'te geçerli olacak asgari ücrete ilişkin
Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi çalışanımızı enflasyona ezdirmemek için elimizden geleni yapacağız değerlendirmesinde bulundu. Mevcut enflasyon seviyeleriyle ve beklenen enflasyon seviyesiyle birlikte özellikle hangi rakamlar telaffuz edilecek, önümüzdeki ay netleşecek, bunu da konuşacağız Filiz hocamızla. Hemen bir haberimizi izleyelim onun öncesinde. Uluslararası Finans Kurumu Türkiye'ye gelecek 3 yılda 9 milyar dolar yatırım yapmayı hedeflediklerini belirtti ve kurumdan yapılan açıklamaya göre bu hedef piyasa koşullarına, müşteri talebine ve iç onaylara bağlı olacak. Uluslararası Finans Kurumu Orta Doğu, Orta Asya, Türkiye, Afganistan ve Pakistan Başkan Yardımcısı Helaç Ekruhu, Anadolu Ajansı'nın Türkiye yatırım potansiyeline ilişkin soruları yanıtlayarak gelecek yatırım hedeflerini paylaştı. Helaç Ekruhu, makroekonomik dalgalanmaları baz alarak Türkiye'de özel sektörün gelişimini desteklemek için uzun vadeli finansmana 2 milyar dolar yatırım yaptıklarını açıkladı. Odak noktalarının ise ekonomik büyümeyi hızlandırmaya, istihdamı arttırmaya, ihracatı desteklemeye ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yardımcı olmak olduğunun altını çizdi. Güncel süreçte ise Türkiye'ye önümüzdeki 3 yıl içerisinde 9 milyar dolar yatırım yapmayı hedefledikleri bilgisini paylaştı. Bu hedef piyasa koşullarına, müşteri talebine ve iç onaylara bağlı olduğuna değindi. Ekruhu, deprem bölgesine destek sağlama konusuna önem verdiklerini belirterek, savunmasız durumdaki hanelere, küçük işletmelere, çiftçilere erken yardımla uzun vadeli yeniden inşa çalışmaları için özel sektör finansmanı sağladıklarını aktardı. Ekruhu, bu anlaşmaların Dünya Bankası grubunun Türkiye'ye yönelik Eylül başında açıkladığı 35 milyar dolarlık finansman paketinin bir parçası olduğunu dile getirdi. Bu tutarınsa 17 milyar doları mevcut operasyonlardan ve Dünya Bankası grubu kurumlarının önümüzdeki 3 yıl içinde hazırlamayı ve sunmayı planladığı 18 milyar dolardan oluştuğu bilgisini aktardı. Buna hükümete doğrudan yatırım kredileri ve Türk özel sektörüne verilen destek de dahil olduğunu belirterek, sürecin kredi onaylarıyla uyumlu somut yatırım fırsatlarının belirlenmesine bağlı olduğunu vurguladı. Son olarak Türkiye özel sektörünün gelişmiş ve oldukça dayanıklı olduğunu, ülkenin yakın bölgelerde de güçlü bir genişleme potansiyelinin bulunduğunu aktaran Ekruhu, Türk firmalarının bilgi birikimini kullanarak Asya, Orta Doğu ve Afrika'da yeni pazarlara girebildiğini dile getirdi. Ayrıca konuşmasında son 10 yılda Türkiye'den çok sayıda unicorn'un çıkmasıyla Türk startuplarına yapılan yatırımların 10 kat arttığına yer verildi. Aynı zamanda ekranımıza da kırmızılar yansıyor. Bir yandan Amerika Birleşik Devletleri'nden sanayi üretim verisini karşıladık. Aylık bazda %0.6 olarak gerçekleşti. Bir öncekinde %0.1 seviyelerindeydi. Yıllık bazda da bir daralma söz konusu. Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin artık faiz artırımlarına da verdiği tepkiyi biraz daha detaylı olarak stüdyo bölümümüzde değerlendireceğiz. Ama şu haberi de paylaşalım sizlerle. Özel sektörün yurt dışı kredi borcu. Eylül ayında 2022 yıl sonuna göre 1.4 milyar dolar azalış kaydetti ve böylece düşüş serisi Eylül ayında da devam etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eylül 2023 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmelerini yayımladı. Buna göre özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu Eylül sonu itibarıyla 2022 yıl sonuna göre 1.4 milyar dolar azalarak 157.2 milyar dolar oldu. Vadeye göre incelendiğinde 2022 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 1.8 milyar dolar azalarak 148.7 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcununsa 383 milyon dolar artarak 8.5 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi. Aynı dönemde bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 128 milyon dolar azaldı. Tahvil stoku ise 1.2 milyar dolar azalarak 1.2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Sektör dağılımı incelendiğinde Eylül sonu itibarıyla 148.7 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun %35.8'ini finansal kuruluşların, %64.2'sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Döviz pozisyonuna bakıldığında 148.7 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun %59.5'inin dolar, %35.4'ünün euro, %2.2'sinin Türk lirası ve %2.9'unun ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 8.5 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise %37.8'inin dolar, %35.2'sinin euro, %20.7'sinin Türk lirası ve %6.3'ünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın konut fiyatı endeksine göre Eylül'de fiyatlar aylık %4.3 artışla son 4 ayın en düşük aylık yükselişini gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre de konut satışları gerilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanı Ömer Bolat, araç fiyatlarındaki köpüğü ortadan kaldırdıkları gibi emlak piyasasında da bunu yapacaklarına dair açıklamalarda bulunmuştu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı Eylül ayı verilerine göre konut fiyatları son 4 ayın en düşük aylık yükselişini yaşıyor. Yıllık bazda artışsa %89.2 olarak hesaplandı. Böylelikle Eylül ayında yıllık artış 1,5 yılın en düşük artışı olarak kaydedildi. Endekse göre Türkiye genelinde ortalama metrekare fiyatı 29 bin lirayı aştı. Reel artış ise %17.8'e geriledi. En çok fiyat artışı %131.1 ile Çankırı, Kastamonu, Sinop'la %125.6 artışla Artvin, Gümüşhane, Rize'de yaşandı. Konut satışları da 3 aydır üst üste geriliyor. Fiyat artışlarındaki soğuma satışlardaki düşüşü engelleyemedi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Ekim ayında konut satışları Eylül ayına göre %8.7 oranında düştü. Eylül'de 102.660 konut satışı gerçekleşirken Ekim ayında konut satışı 93.761'de kaldı. Yılın ilk 10 ayındaki konut satışı da geçen yılın aynı dönemine göre %14.3 düştü. Geçen yılın ilk 10 ayında 1.159.000 konut satışı gerçekleşmişti. Sene başından bu yana ise 993.835 konut satışı gerçekleşti. Yabancıların konutu olan talebi de azalmaya devam ediyor. Geçen ay yabancılar 2.535 konut satın aldı. Rus, İran, Alman ve Ukraynalılar konut talebinde başı çekti. En çok Antalya, İstanbul ve Mersin'den konut satın aldılar. Faizlerin artışı konut piyasasını da vurdu. İpotekli konut satışları geçen yılın Ekim ayına göre %58 azaldı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %5.9 oldu. Araya gidiyoruz. Aranın ardından tekrar karşınızda olacağız. Global piyasalarla karşınızdayız. Philip Capital Araştırma Müdürü Onurcan Bal bizimle. Onurcan Bey merhaba. Küresel piyasalarda hangi hareketler oluyor, hangi gelişmeler var sizden dinleyelim. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum öncelikli olarak. Bugün özellikle küresel piyasalarda dalgalı bir seyirin etkili olduğunu söylemek mümkün. Özellikle Amerika'da gelen bugün veri akışları biraz daha ön plandaydı. Hızlıca onlardan bahsedecek olursak ilk olarak haftalık işsizlik başvuruları. Özellikle burada son dönemde bir miktar zaten istihdam piyasasında soğumaya işaret eden verileri gözlemliyoruz Amerika cephesinde. Bugün açıklanan haftalık işsizlik başvuruları da 220 bin olan beklentinin üzerinde 231 bin olarak gerçekleşti. Yani bir miktar burada istihdam tarafındaki soğuma eğiliminin devam ettiğini söylemek mümkün. Tabii sadece bu değil. Aynı zamanda örneğin Amerika'daki hani sanayi üretim verisine de takip ettik. Önemli bir veri yine. Ve bu da aylık bazda %0.3 bir düşüş beklentisi vardı. %0.6'lık bir aylık bazda düşüş takip ettik. Yine ihracat ve ithalat fiyat endeksindeki düşüş, aylık bazda düşüş beklentinin üzerinde gerçekleşti. Yine bu da enflasyon görünümü açısından pozitif okunabilecek bir gelişme. Ama işsizlik başvurularının hani beklentinin üstünde gelmesi, yine sanayi üretim rakamının, yine Philadelphia FED imalat endeksinin bunların zayıf gelmesi genel olarak baktığımızda Amerika ekonomisinin de hani yavaşlamaya başladığının bir göstergesi olarak okunabilir. Bu veriler aslında bir yönden hani FED'in artık faiz arttırmayacağı düşüncesini piyasalarda kuvvetlendiriyor. Bu hafta enflasyon verileri olmasaydı ve FED'e yönelik sıkılaşma endişeleri ön planda kalmaya devam etseydi bu gelen verilerle birlikte Amerika borsalarına daha pozitif bir fiyatlama izleyebilirdik. Ama zaten enflasyon verileriyle birlikte piyasalar FED'in artık faizlerde arttırma gitmeyeceğini fiyatlamıştı. O nedenle bu açıklanan veriler bir miktar daha Amerika ekonomisi başlama, hani burada olası bir resesyon korkusu
bu fiyatlamanın bir miktar ağır basmasına yol açtı. O nedenle Amerika vadelerinde hafif satıcılı bir seyir izliyoruz şu an itibariyle. Tabii yine bir miktar kar realizasyonu olarak okumak da mümkün. Çünkü salı günü özellikle çok ciddi yükselişler vardı. Yine dün günü hafif de olsa artıda tamamlanan bir borsa vardı. Zayıf gene ekonomik verilerle birlikte hafif satıcılı bir seyir var. Bir miktar kar realizasyonu, bir miktar yavaşlama devam edecek. Yani ne kadar derinleşir sorgusuna belki bunu bağlamak mümkün olabilir. Ama FED'e yönelik endişelerin yatıştığı bir süreçteyiz. Özellikle bugünkü veri akışlarıyla birlikte Amerika tahvil faizlerindeki düşüşün de hız kazandığını gördük. Yani yeniden burada 4.50'lerin altına sarkan bir fiyatlama söz konusu 10 yıllık tahvillerde ki hani tahvil faizlerinin geri çekilmesi bir miktar hem FED'e yönelik yatışan endişelerle hem de ekonomik taraftan yavaşlama ya işaret eden verilerin etkisiyle oluyor. Ama şunu unutmamak lazım. Hani orada biraz belki bir ikilem diyebiliriz. Şimdi Fed'in biraz daha duraksamasının altında yatan gerekçelerden biri finansal koşulların sıkılaşması. Yani tahvil getirilerinin yükselmesi ve bunun da finansal koşulları sıkılaştırması. Ama Fed faiz arttırmayacak düşüncesiyle tahvil faizlerindeki düşüş derinleşecek olursa bu Fed'in dile getirdiği finansal koşullardaki sıkılaşma hafifleyebilir ve bu da hani bir yerden sonra bu tahvil faizlerini tekrar bir yükselişi de beraberine getirebilir. O noktada oynaklığın bir süre daha yüksek kalabileceğini hani düşüren sebeplerin bir yerden sonra yükselten sebep olabileceğini de göz ardı etmemek lazım. Bu noktada bugün özelinde tahvil faizlerinin geri çekiminin de etkisiyle birlikte ons altın cephesinde özellikle toparlanma eğiliminin de devam ettiğini gözlemliyoruz. Özellikle jeopolitik riskler nedeniyle geçtiğimiz haftalarda hani 1800 dolardan 2000 dolara yaşanan hızlı fiyatlamanın ardından geçen haftadan itibaren biraz daha düzeltmenin etkili olduğunu gözlemliyorduk. Jeopolitik risklerin yatışmasının da etkisiyle. Bu sebeple altında biraz daha 1930 dolarlara kadar bir geri çekime görmüştük. Ama bahsettiğim gibi salı günü pozitif gelen piyasalar açısından enflasyon rakamı sonrasında ons altına da toparlanma takip etmiştik. Dün yatay bir seyir vardı. Bugün tahvil faizlerini gerilemeyle yeniden yukarı yönlü denemelerin etkili olduğunu görüyoruz. Bu noktada özellikle 1970 dolar seviyesi üzerinde günlük bir kapanış tekrar 1980 onun üzerinde 2000 dolar fiyatlamasını da beraberinde getirebilir. Hani kısa vade içinde 1950-1960 doların kısa vadeli güçlü bir destek konumunda bulunduğunu söyleyebilirim. Bugün dün olduğu gibi emtia cephesinde en negatif ayrışan varlık sınıfıysa petrol cephesi. Özellikle biraz daha Amerika'da zayıf gelen verilerin talep kaynaklı endişeleri arttırmasıyla birlikte petrolde bugün kayıpların derinleştiğini görüyoruz. Dün %1'ler civarında kayıplar vardı. Bugün ise %2'leri aşan bir kayıp söz konusu. Brent petrolün 80 doların altına, yine Amerikan tipi ham petrolün de 75 doların altına sarttığını takip ediyoruz ki hani bu seviyeler psikolojik açıdan da teknik açıdan da önem taşıyan seviyeler ve bu seviyeler altında kapanışlar gerçekleştiği sürece teknik olarak düzeltmenin satışların devamı da beklenebilir. Tabi burada açıklanacak veri akışları, yine özellikle OPEC tarafından gelebilecek açıklamalar, Orta Doğu'daki gelişmeler gibi birçok faktör petrol fiyatları üzerine belirleyici ve oynaklığın yüksek seyretmesinin aslında ana nedeni. Ama şu an için biraz daha jeopolitik risklerin azaldığı ve talep kaynaklı endişelerin ağır bastığı bir fiyatlama söz konusu. Brent petrolü 80, Amerikan tipi ham petrolü 75 dolar. Bunların altında kalındığı sürece biraz daha dikkatli olunmalı. Aşağı yönlü hareketler devam edebilir diye değerlendiriyoruz. Philip Capital Araştırma Müdürü Onur Canbal, çok teşekkürler aktardıklarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.